Size bir şeyler okumaya geldik. Bu bölümde Bursa İznik'teyiz ve elimde Beyan Yayınlarından çıkan Cahit Zarifoğlu'nun Bir Değirmendir Bu Dünya kitabı var. Sürçülisan edersek af ola diyelim ve başlayalım. Musab bin Umeyr radıyallahu anh hazretleri Müslümanlığı seçmeden önce Mekke'nin zengin bir ailesindendi. Hem kendisi yakışıklı bir erkek, hem de zenginliği dolayısıyla güzel giyinen, görenleri gıpta ettiren bir insandı. Müslümanlığı seçince ailesi onu reddetti. Büyük bir sefalete düçar oldu. Efendimiz onu Medine'ye dini talim ettirmesi için yolladı. Orada birçok insanın, kabile reislerinin ve onlara tabi olanların İslam'ı seçmelerine vesile oldu. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretlerinde onu beline bir koyun postu sarılmış olarak gördü. Yanında bulunanlar onun Mekke'deki halini düşünerek mahzun oldular. Efendimiz şöyle buyurdu: "Eğer dünya malı hakkında benim bildiklerimi bilseydiniz üzülmezdiniz." Bunun üzerine herkes Musab bin Umeyr hazretlerine gıptayla baktı. Eskiler dünya malına rağbet etmediler. Ateşmiş gibi ondan kaçtılar. Yeteri kadar sahip olduktan sonra fazlasının hesabını verememekten korktular. Yeteri kadarına sahip olma konusunda da titiz davrandılar. Helal sınırının da hep biraz gerisinde kalmaya gayret ettiler. Ve daima şu ölçüyü elden kaçırmadılar: "Gözünüz yukarıda olmasın. Sonra haset eder, kıskanır, nankörlük edersiniz. Aşağıya bakın da halinize şükredenlerden olun." Büyükler ellerinde imkan olsa da olmasa da böyle davrandı. En başta Peygamber Efendimiz. Saraylar onun ayağının altında kaldı. Onlara bir çul parçası kadar olsun değer vermedi. İnsanların görünüşlerine bakarak onlarda üstünlük bulmaya çalışanlar hep kaybetti. Yanıldı, hüsrana uğradı. Allah katında makbul olanı görecek göz kimde var? Çula çırpıya bakarak insana değer biçenlerin elinde ne kaldı? Hazreti Ömer'e gelen Kayseri Rum elçisi de ilkin bocalamıştı. Halifeyi görmek istiyorum deyince onu bir ağacın altına götürdüler. Hazreti Ömer abanesini mübarek başlarına örtmüş, fakir elbiseleri içinde uyuyorlardı. Gözleri İslam devlet başkanının sarayını arayan elçi hayretler içinde kaldı. Hazreti Ömer'e bakarken kalbinde ona karşı hem sevgi hem de korku duyuyordu. Duyduğu sevgiyi izah edebiliyordu ama kendi kendine bu korku da ne? Ne bir saray, ne bir ihtişam, ne muhafızlar, ne de henüz bana hitap eden, icabında azarlayan bir ses, bir tehdit. Elçi, Hazreti Ömer'de tecelli eden azameti ilahi karşısında o uyanıncaya kadar ellerini bağlayarak bekledi. Yarım saat kadar sonra uyanan Hazreti Ömer, elçiye bir nazar buyurdular. Elçinin kalbi bu nazarla yumuşadı. Halifeye ve İslam'a ısındı da Müslüman oldu. O zaman sarayı olmayan, muhafızları, şaşası, ihtişamı olmayan bu insanın makamını gördü ve teslim oldu. Onun nasıl bir manevi sarayda oturduğunu gören elçinin gözünde dünya saltanatı yıkıldı. Rum Kayzeri'nin aslında ne kadar zavallı bir mertebede olduğunu anladı. Dünyamızda bu ölçüleri elden kaçırmadan, yaşamanın ne kadar zorlaştığına bakarak halimize acımamak elde değil. Kendi çocukluk arkadaşlarımıza bile esvaplarına, cüzdanlarının şişkinliğine, memuriyetlerindeki derecelerine bakarak değer biçmekten kendimizi alamıyoruz. Kaldı ki başkalarının. Bir Ses Bir Kitabın bu bölümde de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.